%19,6'dan %36,1'e çıktı. E hani faiz sebep, enflasyon sonuçtu? Ne oldu? Faiz düştü, enflasyon coştu. Paramız pul oldu. Ben çok merak ediyorum, Erdoğan bu rezaletin sorumluluğundan nasıl kaçacaktır? Merkez Bankası'nın politika faizini %19'dan %14'e indirdiği o dönemde, yani son dönemde, vatandaşların kullandığı ihtiyaç kredisi faizleri 5 puan, taşıt kredisi faizleri 5 puan, 5 yıllık devlet faizinin, devlet tahvilinin faizi de faizi 7 puan, 10 yıllık devlet tahvilinin faizi ise 6 puan birden artmıştır. E şimdi siz tabela faizini düşürüyorsunuz ama milletin karşı karşıya olduğu faizler alıp başını gidiyor, artıyor. Sonuçta Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın tabela faizini düşürme, enflasyon artarken tabela faizini düşürme politikasından kim kazanıyor? Hiç tereddüt yok ki faiz lobileri kazanıyor. Merkez Bankası'ndan %14 ile borçlanan banka şimdi millete %30 ile ticari kredi veriyor. Yetmiyor. Bankalara bir özel mevduat hesabı getiriliyor. Orada da faize dolar elbisesi giydiriliyor. Onun karşılığı da milletin hazinesinden karşılanıyor. Erdoğan faizleri düşürerek hem döviz kurunu hem de enflasyonu düşüreceğiz demişti. Sonuç ne oldu? Hem döviz kuru, hem de faizler, hem de enflasyon şaha kalktı. Hadi bakalım, şimdi ben yoktum, ben akşam uyuyordum. Bunlar nasılsın gereği, ben değil Allah yaptırdı diyerek bu sorumluluktan kaçsın. Tekrar söylüyorum. Enflasyon, Türk parasının pul olması, yüksek faizler sonuç, Erdoğan sebeptir. Sorumlu bizzat Erdoğan'ın kendisidir. Hazreti Ömer, bir kimsenin kıldığı namaz, tuttuğu oruç sizi aldatmasın. O kimsenin dirhem ve dinarla ilişkisine bakın diyor. Ne güzel buyuruyor. Erdoğan şimdilerde bizim paramız belli, o da Türk lirası diyor. Ama zikriyle fikri arasında hiç uyum yok. Beşli çetesine milletin kesesinden milletin geçmediği köprüler, kullanmadığı otoyol ve tüneller için dolarla, avroyla garanti verdi. Ücretlerini de dolarla, avroyla tespit etti. Şimdi döviz kuru elden kaçtı. Bunlar misliyle ulaştırma zammı olarak milletimizin sırtına yüklendi. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı dediğimiz güneş ve rüzgar enerjisine bile çıktı dolarla garanti verdi. Erdoğan yıllardır milletin kesesinden güneş enerjisinin kilowatt saatine 13,3 sent, rüzgar enerjisinin kilowatt saatine 7,3 sent, hidroelektrik enerjisinin kilowatt saatine 7,3 sent ödüyor. Bu şekilde lisansa bağlanmış 105 milyar kilowatt saatlik tesis var. Baktığımız zaman yenilenebilir enerjinin kilowatt saatine ortalama 9 sent ödüyoruz. E tabii bu böyle olunca ne oluyor? Döviz elden kaçınca elektrik fiyatları da arşa çıkıyor. Yetmiyor, Erdoğan Türk lirası mevduatta 84 milyonun kesesinden dolardan faiz elbisesi giydiriyor. Biraz evvel ifade etmiştim. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bankalardaki mevduat faizine dolara endeksli hazine garantisi veren ilk hükümet başkanı olarak bu ülkenin tarihine geçmiştir. Biz boşuna söylemiyoruz. Erdoğan faiz lobisinin adamıdır. Erdoğan en çok faiz lobilerini ve zenginleri sever. Erdoğan fakir fukaradan alır, varsıla verir. Onun gözünde fakir zaten çalmasını bilmediği için fakirdir. Erdoğan bu milletin öz evlatlarını öz yurdunda garip, öz vatanında parya durumuna düşürmüştür. Bir ekonomi yönetiminin başarısının iki göstergesi vardır. Biri düşük enflasyondur, diğeri de düşük işsizliktir. Erdoğan bunların her ikisinden de sınıfta kalmıştır. Şimdi bugün Erdoğan çıkmış, karnemdeki kırıkları bir kenara bırakın.
şahsıma verdiğim kanaat notunu gösteren ihracata bakın diyor. Aslında Erdoğan kendine verdiği kanaat notunun da kırık olduğunun farkında bile değil. Kanaat notunun ne durumda olduğunu görmeyecek kadar kibre batmış. Siz 2011 yılında, 2023 yılında ihracat 500 milyar dolar olacak diye millete taahhüt etmediniz mi? Şimdi bugün çıkmışsınız, bunun ancak yarısını hedef olarak koymuşsunuz, bununla da övünüyorsunuz. Buradan açıkça ifade edeyim, değerli basın mensupları. Erdoğan ülkeyi özel sektör gibi yöneteceğiz diyerek bugünkü ucube rejimi pazarlamıştır. Ancak ülkeyi batırmıştır. Şimdi özel sektörde şirket batıran bir yöneticinin yapması gerekeni derhal yapmalıdır. Azıcık kendine saygısı varsa emaneti ehline bırakmalıdır. Biliyoruz milletimiz çok yoruldu. Biliyoruz milletimiz çok kızgın. Milletimize rica ediyoruz. Hıncını, öfkeni önüne gelecek sandığa sakla. Bu kifayetsiz, beceriksiz, cahil hükümetin ülkeyi yönetme kabiliyeti artık bitmiştir. Sandıktan kaçma imkanı da hiç kalmamıştır. O sandık milletin önüne çok yakın bir zamanda mutlaka gelecektir. İşte o sandık geldiğinde de elini korkak alıştırma. Aşına göz dikenlere, cebine göz dikenlere, mutfağındaki tencereyi boşaltanlara, çoluğunun çocuğunun geleceğini çalanlara en şeddelisinden tokadını yapıştır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim benim bir sorum olacaktı. Geçen hafta efendim Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'in Kur'an kursları ile ilgili yaptığı açıklamalar birkaç gündür kamuoyunda da tartışılıyor. AK Parti kanadından da gelen tepkiler söz konusu. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine anayasanın 24. maddesinin din ve vicdan hürriyeti konusuyla ilgili maddesi de 24. maddesi de son derece sarihtir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Var galiba. Efendim CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da uyarı istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Herhangi bir karar çıktı mı? Teşekkürler. Ben aşağı inerken böyle bir disiplin kurulundan kamuoyuna yansıyan böyle bir açıklama görmedim. Biliyorsunuz disiplin kurulumuz kendi başına önerilerimiz kendi